18 yaşına geldim. Hemen ehliyeti aldım, alır almaz annemin gözünün içine bakıyorum tabii. O dönemde annemler bir araba ısmarladılar. Tabii geldi, biz arabaya aşık olduk. Aradan 30 yıl geçmiş. Hep annem diyordu ya çok üzülüyorum bizim kıza ya işte olduğu yerde çürüyecek. Dokunmak da istemiyorum çünkü her şeyi orijinal. Gerçek sahibine iyileştirecek şekilde BMW'ye teslim etmem gerekiyor diye düşünüyordum. BMW bizde bir aile geleneği. Bizim kıza duyduğumuz sevgiyi kıymetli buldular ki böyle bir yolculuğa çıkmaya bizimle onlar da karar verdiler. Gerçekten bir ruhu varsa o şu anda çok mutlu. Çünkü güvenilir ellerde. Bizim kız ne durumda? Arzu ederseniz çıkıp hemen bir kontrol edelim bakalım otomobile. Vallahi sabırsızlıkla sizi bekliyordum zaten. Buyurun. Hadi bakalım. Ay bizim kıza bak. Ay böyle görmek gerçekten çok enteresan yalnız. Aa çok. Bir vidasını da ben sıksam. Çok güzel. Memnun oluruz. Ne yapabilirim? Şurayı sabitleyebiliriz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Ay, inanamıyorum ya. Ne yapsak, açsak mı? Çok heyecanlıyım. Ay. Maşallah ya. Bu günün hayalini kuruyordum aslında gerçekten ve şu anda sanki 2022 model bir tasarım gibi duruyor. Bugün bayağı böyle 30 yaş gençleşti. Buradan basar giderim bak ben tutamam kendimi yani söyleyeyim. Bir ara gazı yapayım. BMW'ye çok teşekkür ediyorum. Yani herkese buradan emeği geçen bütün ustalara, o süreçte emek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. BMW'nin bizim için ayrı bir yeri var. Bunu bizim gelecek nesillere taşıyabiliyor olmamız fikri bugün beni inanılmaz derecede mutlu ediyor.